deprem sonrasında devletimizin ortaya koyduğu muazzam çabayı ve hakikaten anahtar teslim insanlarımıza lütfen sıcak yuvalarının verilmesini görmemek lütfen hakikate gözünü ve gönlünü kapatmakla söz konusu olabilir. Sizler bedava konutu önce bedava traktörleri vermekle işe başlarsanız o zaman doğru bir iş yapmış olursunuz. Namus sözünüzü tutarak belediyelerin kapısının önüne koyduğunuz işçi kardeşlerimizi geri işe aldığınızda ancak sözünüzün güvenilirliği söz konusu olabilir. Siz de sözünüzün güvensiz olduğunu biliyorsunuz ki sana söz Bay Kemal sözünden dönmeyecek. Sayın Akbaşoğlu, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ama yani 3 dakika oldu lütfen. Tamamlamak için sadece. Tamamlamak için evet. Tamam, sadece lütfen. Sözünüzden döndüğünüzü siz de çok iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla o konudaki tereddütleri gidermek için sözünden dönmeyecek diyorsunuz. Ancak namus sözünü çiğneyenden normal sözünü çiğnemenin çok daha doğal olduğunda bu millet çok iyi biliyor. Dolayısıyla bu konuda sizlerin bir güven sorunu olduğu da ortaya çıkıyor. Şunu ifade etmek isterim ki evet, milletin istiklalini yine milletin kararı verecektir. Mustafa Kemal Paşa'nın ortaya koyduğu istiklali tam bağımsız Türkiye idealini gerçekleştiren liderin adı, ete kemiğe büründüren liderin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Teşekkür ederim. Sayın Altay. Oturum yönetiminizde adil olacağınızdan hiç şüphem yok. Sayın Genel Başkanımızın ayrıştırıcı bir dil kullandığını söylemek suretiyle açıkça bir sataşmada bulunmuştur. Kendisine gösterdiğiniz toleransı bana da göstererek 5 dakikalık bir sataşmadan cevap hakkımız. 4 dakika. 5. 4. 5. 4 dakika. 4 konuştu. Buyurun. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Önce herkesin şunu bilmesini isterim. Namus üzerine verilen sözler hakikaten tutulmalı. Sayın Cumhurbaşkanı bu kürsüde namusum ve şerefim üzerine tarafsız kalacağım diye içtiği andın gereğini keşke yapsaydı. Herkesin şunu bilmesini isterim. Bay Kemal yani 13. Cumhurbaşkanı verdiği sözlerin tümünü tutacaktır. Buna deprem enkazında kalan traktörlerin yerine bedava traktör vermek dahildir. Biraz ben size cevap vermedim. Biraz ayrıştırıcı dil bazen gerekiyor. Şöyle gerekiyor mesela. Türkiye'ye 5 milyon sığınmacı mülteciyi doldurup sokakların, mahallelerin huzurunu bozanları eleştirmeyelim mi? Onları bir ayrıştırmayalım mı? Türkiye'yi uyuşturucu cennetine çevirenlere bir laf etmeyelim mi? Süleyman Soylu'nun dediği gibi paçalarından yolsuzluk akıyor denen bir partiyi millet fakr-ı zaruret içindeyken hiç eleştirmeyelim mi? Mesela mecliste rüşvetin soruşturulmasını engelleyen kanuna evet diyenleri hiç eleştirmeyelim mi? Mesela bir dur da konuşalım ya, ayıp. Daha bitmedi. Mesela Sayın Başkan, bütün gruba söylüyorum. Şurada yalvardım. Olan elektrik kablo borusunu 2000 liraya yandaş müteahhide para ödeyen şerefsizdir. Buna göz yumanda haysiyetsizdir dedim. Bunu niye açıklamadınız? Bunları ayrıştırmayalım mı? Mesela arkadaşlar, dur ama ayıp ya. Karşılıklı konuşmayalım. Darphane soyuldu dedim. 185 milyona yapılan iş yandaşa 400 liraya verildi. Yandaş aynı işi aynı kişiye 185 milyona yaptırdı. 215 milyonu cebine koydu dedim. Bunu araştıralım dedim. Bunu araştırmaktan imtina eden
sözün özü şudur. Sayın Başkan, 21 yılın özetini okuyorum. 21 yılın özetini okuyorum. Bir dur Osman. Adana'da eşi bir yıl aşkın süreçsiz kalan ve ev kirasını 8 aydır ödeyemeyen 26 yaşındaki Emine Akçay, çocuklarının üşüdüğünü görünce cebindeki son parayla odun almaya gitti. O kadar az parası vardı ki oduncu, bacım bu paraya odun mu olur dedi. Ama annemin Akçay ısrar etti. Bir çuval odun alıp eve geldi. Odunlar ıslandığı için yanmadı. Lastik parçalarını tutuşturmaya çalıştı. Olmadı. Emine Akçay çocuklarının ısınması için çalıştırdığı saç kurutma makinesini küçük oğluna verdi. Daha sonra diğer odaya gidip tavandaki salıncak demirine ip bağlayarak kendini astı. İşte AK Parti Türkiye'si budur. Bu kadının kan elinde bu kadının. Sayın milletvekilleri 28. dönemde devam edersiniz lütfen. Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103. yıl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanması ile günün anlam ve öneminin belirtilmesi amacıyla yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. Alınan karar gereğince 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı seçimiyle birlikte yapılacak 28. dönem milletvekili genel seçimine ilişkin kesin sonuçların 2839 sayılı milletvekili seçimi kanununun 37. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün 3. maddesine göre Yüksek Seçim Kurulu'nca ilanını takip eden 3. gün saat 14'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.